Herkese merhabalar sevgili dostlar, yine bir video ile karşınızdayız. Bir deneme videosu çekiyoruz yine. Gördüğünüz gibi elimizde hani hep bahsettiğim kalın telli, kıvırcık, kuru saçlar var ya. Bir tane ondan var ve aynı zamanda siyah bir saç. Bu saçı mavi açıcı ve 40 volüm oksidan kullanarak açacağız. Bakalım ne gibi bir etkisi olacak. Benim her zaman karşı olduğum bir şey 40 volüm oksidan, özellikle bir de mavi açıcıya kullanıyorsak saçı yakma olasılığımız çok yüksek sevgili dostlar. O yüzden 40 volüm oksidanı çok ben tercih etmiyorum. Kullandım işte ben zararını görmedim diyenlere de bugün olmasa da yarın zararını göreceksiniz. O yüzden tavsiyem özellikle mavi açıcıda kesinlikle 40 volüm oksidan kullanmayın. Gerçi bu hani baştaki bir saç değil. Bu tarz maalesef açma işlemleri yaptığımız zaman hem zor açılıyor hem de böyle kolay kolay yanmıyor bu saçlar. Enteresandır. Üst üste açarsanız yakıyorsunuz bu saçları. Tek seferde yakmak kolay olmuyor öyle. Ama ben şimdi bir yakmayı deneyeceğim bu saçı. Bir amacım da bu saçı yakmaya çalışmak olacak. Derdin ne, niye yakıyorsun derseniz hani deneme olduğu için yapıyorum sevgili dostlar. Şimdi birçok kişi diyecek ki yazık o açıcıya ve keşke benim saçıma kullansaydın diyecek ama işte video çekmek için bu masraflara da göze almak gerekiyor maalesef. Ha, masraf deyince de şunu da söyleyebilirsiniz tabi. Ya ne kullandın da masraf diyorsun diyebilirsiniz. Artık her şey o kadar pahalı ki arkadaşlar. Sevgili dostlar, hanımlar. Yanına yaklaşamıyoruz. Evet, iyice sıvadık. Şimdi bunu bekleteceğiz sevgili dostlar. Yani ne kadar bekleteceğim biliyor musunuz? Yaklaşık bir saat. Bir saat bekleteceğim. Bir saatin sonucunda bakacağız nasıl bir sonuç çıkmış ortaya. Ne olmuş? Şöyle kapatalım iyice. Hava almasın. Ki biraz daha içindeki kendi ısısıyla daha kolay açılır. Evet sevgili dostlar, bekliyoruz. Bakalım nasıl bir neticeyle karşılaşacağız. Saçı, böyle zor bir saçı 40 volüm oksidan ve mavi açıcı kullanarak ne kadar açabileceğiz? Ama dediğim gibi hani baş üstünde bir saç olmadığı için açılması biraz daha zor oluyor. O yüzden bunu da göze almak gerektiğini söyleyeyim, belirteyim. Şimdilik bekliyoruz. Bir saat sonra hep birlikte incelemesini yapacağız zaten. Hadi bakalım. Evet, merhabalar dostlar. Gördüğünüz gibi işlemimizi yaptık. Saçı açmaya çalıştık. 40 volüm, neredeyse 1 saat demiştim videonun başında ama 2 saate yakın bekledi. Bakın yani 120 dakika rahat bekledi. Gördüğünüz gibi saç en fazla bu kadar açılabildi. Hafif hafif sünmeler mutlaka var ama şunu söyleyeyim. Bu saç dediğim gibi baştaki bir saç olsaydı şu anda çoktan çatır çatır yanmıştı. Ama bu tarz saçlar işte böyle kesip de bu hale getirdiğimiz saçları denediğimiz zaman kolay kolay yanmıyor, yıpranmıyor. Çünkü ısı yok, bir şey yok. Paketin içine almama rağmen 40 volüm ve mavi açıcıyla ancak bu kadar açılabildi. Bu neydi? Bu siyah kalın telli sert saç. Bakın siyah boyalı saç, bu aslında şunun için de çok güzel örnek. Siyah boyalı saçı ancak ve ancak bu kadar açabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu başta bulunan bir saç olsaydı 40 volüm mavi oksidan ve 2 saat bekletmiş olsaydık şu anda böyle lime lime kopuyor olacaktı. Ha diyelim ki kopmadı, yıpranmadı bu şekilde. Bunun üstüne tekrar açılabilir mi? Mutlaka açılır ama ikinci bir açma işleminde büyük darbe alır. Şunu söyleyeceğim. Siyah bir saç
en fazla 6-7 ton. Bu da bakır seviyesine kadar açılabilir. Bunun üzerine küllü renkler uyguladığınız zaman, bu bakırlıktaki bir saçın üzerine küllü renkleri uyguladığınızda istediğiniz sonucu yakalamanız mümkün değil. İstediğiniz küllülüğü yakalayamazsınız. Varsayalım, misal bunu yakaladınız. Bu ne, hangi seviyede şu anda? Atıyorum 7-7-4, işte bakır 7 bazında açılmış bakır bir saç. Bunun üzerine küllü renkler uygularken mutlaka viyole tonlarından destek alacaksınız ki bu yeşermesin. Ama istediğiniz o açık kumral tonlarını istiyorsanız bunu da yakalamanız mümkün değil. Bunda ne çıkar ortaya? İşte koyu kumral tonu, belki orta kumral tonu, belki. Yani çok net çıkmaz, yine onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla bakırlık var. Yani bu tarz saçları açarken, özellikle kalın telli sert siyah saç açarken çok fazla zorlamayın. Zorladığınız zaman gerçekten saçı yakarsınız, yıpratırsınız. Şöyle söyleyeyim, bakın şu arada bir daha net bir açılma var, biraz daha fazla açılma var. Uçları gördünüz mü? Uçlardaki açılma daha az olmuş. Yani siyah saçı açabileceğiniz en fazla açıklık, uzun yıllar siyaha boyanmış özellikle sert kalın telli saçı en fazla açabileceğiniz renk budur. Bunun ötesine baştaki bir saçı zorlarsanız, siyahtan daha açık kumrallara, daha sarılara zorlarsanız saçı yakmanız büyük olasılıktır. O yüzden saçı açarken lütfen dikkatli olun. Kuaför meslektaşlarımız için söylüyorum, evde denemeyin bile, bu saçlara evde girişmeyin, kalkışmayın, çünkü saçı yakarsınız. O yüzden meslektaşlarımız da bu tarz saçları açarken saçla inatlaşmasın ve illa aynı gün ben platin yapacağım, sarı yapacağım derseniz bu saç dediğim gibi lime lime dökülür ve elinizde kalır. Evet sevgili dostlar, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Şunu da belirteyim. Açılmış saçlarda bakım yapmak zorundasınız. Çok iyi bakımlarla desteklerseniz açılmış saçları kurumayı engellersiniz, kırılmayı engellersiniz. Ama açılmış saçlar, işlem görmüş saçlara bakım yapmazsanız büyük sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden lütfen açtırdığınız işlem görmüş saçlara bakımı eksik etmeyin. Sağlıklı bir saç istiyorsanız, canlı ışıl ışıl bir saç istiyorsanız bakımsız bırakmayın saçınızı. O yüzden bakım bu konuda da çok önemlidir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen izledikten sonra beğendiyseniz içeriği beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar çok önemli, paylaşımlar çok önemli. İzledikten sonra videolarda paylaşırsanız çok şahane olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.